Şu anda Kayseri Dağları'nın eteğinde yer yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da Ardahan'ın en yüksek dağı olarak bilinen ama çok da bilinmeyen Kısır Dağı'nın eteklerindeyiz. Şu anda Kısır Dağı'na doğru gidiyoruz. Kısır Dağı'nın sarı. Kısır Dağı Ardahan'ın Utman bölgesinde Kars'a giderken, yani Kars'a Ardahan'dan giderken solunuza düşen, giderken sağınıza düşen bir dağ. Ardahan'ın en yüksek dağı. Kendi tanımıyoruz diyoruz ya zaman zaman. Şardan en yüksek dağı Kısır Dağı'dır. Kısır Dağı'nın altında, alt kısımda Hoçman, diğer tarafında ise Çınır ilçesi var. Bu dağda su kaynıyor. Asıl sorun da bizde o. Çınır Gölü'nü besleyen su kaynakları Kısır Dağı'ndan, Çınır Gölü'nün dağdan sağlanıyor ve Çınır Gölü'nü, Çınır içme suyunu karşılıyor. Ama aynı dağda başka bir sorun var. Dağın eteğinde bulunan İpikpare köy elektrikten taşımayla maşımayla su yapıyor. İşte bu su kanalının, yani eski adıyla halen raporda bekleyen Zübilyeler su projesinin gerçekleşmesi halinde sular o da köylere ve Ardahan merkezdeki Sütlüce'lere, Gürcüve'ye, Kocaköy'e kadar, hatta Ardahan merkeze kadar gelebilecek bir su kaynağı olmasına rağmen bugüne kadar yapılmayan bir su projesi Kızıl Dağı'nın yani eteğindeki sular akarken. Evet, Kasım 14 gün. Kasım 14 günü bir taraftan da köylünün, vatandaşın çiftçilik yaptığı, geçimini hayvancılıkla yaptığı Ardahan'da kış geliyor ama bir taraftan da tarlalar her gidinmeye devam ediliyor. Ben Fakir Yılmaz, Ardahan TV kanalına abone olmuşsunuz.